halkın malı olan bir yer şu anda bir kişinin malı. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nde bunda kimsenin hakkı yok. Şu gerekçeyle ve bir gerekçeyle kimsenin toplumun denizini ve koyunu doldurup önüne bir kale gibi yapılar yapıp buna sahip çıkma hakkı hiçbir gerekçesi olmadan yok bu. Tabii benim konum deprem ve çevre. Burada deprem çekincesi olmasa bile dün gelenler biliyor, tsunami'nin Türkçesi süpürdüdür. Ben aynı zamanda Türkçeci bir kişiyim. Burada süpürdü dalgaları yeniden gelmese bile Marina'nın işgal alanlarını genişletmesine asla izin verilemez. Biraz önce Fuat Bey'in söylediği gibi bu koyun artık bir eşi yok ki. Küçücük bir koy burası. Sığacık koyu. Yani bu bizim atalarımızdan gelen bir emanettir. Bu emaneti Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarına verdiler. Bu hiçbir şekilde başkasının işgal sahası olarak bir bireyin ya da bir kuruluşun işgal sahası olarak bu genişletmeye izin verilemez. Hiçbir koşulda. Dolayısıyla bir ÇED raporu dahi yapılan basparayı Alçeti bir ÇED raporu dahi Marina'nın uzatılması için yeterli asla değildir. Biz o ÇED'i beğenmedik, yeni bir ÇED yaptırıyoruz deseler biz bütün ÇED'lere karşıyız, Sığacık koyunu kurtarmak için. Yani hiç kimseyi kandırmasınlar. Deniz doldurulamaz, koy doldurulamaz. Bunun hani benim elimden gelse bunların tekrar hepsini yıktırırım ve yeniden küçük limanı tekrar gelecek nesiller için o oluştururum. Şimdi burada büyük bir kıyım yaşamadınız. Bir kişi öldü, evet. Bu daha büyük olabilir miydi? Olabilirdi. Şimdi bundan sonra daha büyüğü gelebilir mi? Gelebilir. Çünkü depremin resmi büyüklüğü 6.6. Biliyorsunuz her depremin bir resmi büyüklüğü, bir de gerçek bir büyüklüğü var. Ama depremin gerçek büyüklüğü 7. Şimdi sadece şimdi şunu söyleyeyim. Doğanın bir kuralı vardır. Bir yerde bir doğa olayı olmuş ise, bir deprem ya da bir süpürtü dalgası gelmiş ise, gelecekte en az o büyüklükte bir daha olur. Yani bu gördüğünüz belki hayat, yaşam süreniz içindeki ilk süpürtü dalgası, ama bundan sonra da hep olacak çünkü milyonlardır yıldır. Bunlar hep oluyor. Şimdi burada olabilecek en büyük deprem nedir derseniz eğer 7.3 dolayında deprem olabilir. İlle de siz sandığı olacak depremde mi korkacağız? Hayır. Girit'te, Rodos'ta, İkerya'da ya da Sakız Adası'nda olabilecek bir depremin oluşturabileceği bir süpürtü dalgası aynı şekilde etkileyecektir. Sığacık koyu zaten çok küçük olduğu için yaklaşık 137 dönümlük bir alanı bir Colin şirketinin alması kabul edilebilir bir olay değildir arkadaşlar. Ya bu kabul edilebilir, insan mantığına aykırı bir olaydır yani. Yani hiç burada yaşamayan bir Ağrılı'nın, bir Trabzonlu'nun, bir Hataylı'nın, bir Antalya'nın, bir Edirne'linin, bir Tekirdağlı'nın, bir İstanbul'un da burada hakkı vardır. Sen kime sordun? ÇED raporu yetmez. İsterse 10 tane, 100 tane ÇED raporu yaptırsınlar. ÇED biziz. Biz istemeyince asla olmaz.